Bitcoin 2 yıl önce diyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Peki rally yolda mı? Buna şöyle bir göz atacağız ve genel hatlarıyla bir durum değerlendirmesi yapacağız. 2 yıl önce bu tarihlerde FTX 420 milyon dolarlık finansman turunu yeni kapatmış. Söylentilere göre Dogecoin'in en büyük hayranı Elon Musk bir CNN bölümüne ev sahipliği yapmıştı. Ayrıca yalnızca 2 yıl önce Bitcoin şimdiye kadarki en yüksek fiyatı görmüştü diyor. Evet, burada tabii önemli bir konu. Boğa sezonu, daha doğrusu boğa sezonu demeyelim, Bitcoin'in ATH'a gitmiş olduğu ya da altcoin'lerin ATH üstüne ATH yapmış olduğu zaman dilimlerinde piyasada her zaman büyük olaylar olmuştur. Tabii bunların hepsi birbirini tetikliyor ve olaylar göze batıyor. Genelde halving'den sonra oluyor bu. Çünkü halving gerçekleştirmiş bir Bitcoin. Ne demek bu? Yani artık satış baskısı yarı yarıya daha az. Yapılacak alımlar parite başına iki kat daha fazla etki edebilir. Yani sizin şu an yaptığınız alımdan ziyade bundan aylar sonra yapacağınız alım BTC'nin fiyatlarına daha çok etki edecek. Satış baskısı azaldı çünkü. Dolayısıyla piyasada zaten genel olarak bir FOMO oluşuyor ve bu durumda üst üste pek çok şey geliyor diyebiliriz. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Örneğin borsalardaki muhabbetten de söz etmiştik. Binance şu anda bir sürü altcoin'de yeni işlemler açtı. Ayın 17'sinde Binance, bayağı da beğendiğim Dual Investments açıyor. İçerisinde Bitcoin, Ether, burada adı geçen Dogecoin, Avax, Sol, XRP, ADA, Matic gibi en böyle büyük, yani major altcoin'ler var. Diğerleri yok. Tabii her bir tanesinde, her bir altcoin'de bunu açamayacaktır. Çünkü hem fon noktasında problem yaşanır, aynı zamanda bunu zaten izin verilmez yani. Diğer regülatörler tarafından hepsini açsa manipülatif olarak görülür ve spekülasyon artırıcı şekilde yorumlanır. O yüzden müsaade edilmez. Ya da Coinbase en son kaldıraçlı işlemler ve vadeli işlemler başlattı. Bunları Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, vadelilerde Avax ve Solcoin'i başlattı. Dolayısıyla nedense hep en majör altcoin'lerde bunu gerçekleştiriyorlar. Bunu yapıyorlar. Çünkü majör altcoin'ler onlara daha fazla getiri sağlayacak. Hem kazanç bakımından varlıkların hem de kullanıcıların talebi bakımından. Dolayısıyla bunu yaptıkları zaman altcoin'lere de iyi bir şey yapmış oluyorlar. Mesela bir borsa bir kripto parayı listeledi. Hem kendisi bundan kazandı hem de altcoin daha yüksek hacim gördü. Dolayısıyla altcoin de çok ciddi fiyat kazanımları elde etti. Tamam. İşte bu da buna benziyor. Süreç başladı. Yatırımcılar bir takım haberler vermeye kişiler başladı ve fiyatlar patladı ve bu kısır döngü halinde devam ediyor bir şekilde. Şu anda piyasada yeni ATH'lar gelecek mi? Evet, gelecek. Çünkü karşımızda olması için bir sürü sebep var. 2024 Ocak, hatta ocağın başı. Hele ki tipik olarak yıl başından sonra, yani yıla ilk girişlerde genelde BTC'nin hep yükselişle geçtiğini görürüz, biliyorsunuz. Bu yani %90'ın üzerinde bu şekilde yaşanmıştır. Tam da bu zaman diliminde SEC'in ETF kabulü. Kısa bir zaman dilimi sonra halving. Onun peşine Fed'in faiz azaltması. Ki Fed faiz azaltmaya başlayınca rutin azaltmalar yapacak. Ve bu istikrarlı ve sürdürülebilir. Uzun bir sürede buna düzgün bir şekilde devam edecek. O yüzden önemli bir durumdur bu. Ve sürdürülebilirdir. O yüzden BTC'de ve yine bu saydığımız altcoin'lerde ATH'ların olacağını anlıyoruz. Burada adı geçen Dogecoin'in bütün bunlardan mütevellit, katalize olurken ekstradan bir takım durumlarının olduğunun da tekrar altını çizmemiz lazım. Bunu sürekli söylüyorum çünkü önemli. Çünkü Elon Musk söyledi. Adam açıkça diyor ki gelecek birkaç ay içinde lisansını alacağını düşünüyorum. Birkaç ay içinde bu durumda
kripto paraların X'teki alım satımına başlayabilir ve Doge'un da merakla beklenen bu X'e entegrasyonu bu zaman gerçekleşebilir. 12 Ocak tarihinde yine tam da SEC'in ETF'leri kabul etmesini beklediğimiz vakitte gördüğünüz gibi 12 Ocak'ta bir Doge bir ay roketini kaldıracak. Bu da Doge için önemli bir tarih. Yine adı geçen 2024 Ocak'ta Deribit biliyorsunuz ki XRP, Matic ve Solow ABD'de bir ilki yaşatarak Bitcoin ve Ether'den sonra ilk kez bu üç tane kripto parayı listeleyecek ve açıkça neden Ocak'ta sorusunun cevabına çünkü o zaman piyasa şimdikinden çok daha hareketli ve pozitif olacak cevabını vermişlerdir. Aslında tüm zamanların en yüksek fiyatı konusu biraz tartışmalı. Örneğin Coinbase'de bu değer 68,5 bin dolarken CoinMarketCap'te 67 bin dolara yakın olduğunu söylüyor. CoinDesk verileri ise 67 bin dolar civarını işaret ediyor. Evet. Birçok kişi gibi diyor ben de bu zirveyi 69 bin olarak adlandırma eğilimindeyim. Zaten bu kadar bölünmüş ve likit olmayan bir piyasada fikir birliğinin zor olduğunu kabullenmek gerek. O anda çok fazla tespit edilemiyor. Çünkü o kadar çok işlem var ki. Ama şunu da söylemek lazım. Coinbase'tekinin doğru olmama ihtimali olacaktır. Bununla birlikte birçok fiyatın hangisi olduğu çok da önemli değil. O zamanlar asıl önemli konu diyor. Bitcoin işlem görüyor olmasıydı. Hatta birçok kişi Bitcoin'in durdurulamaz olduğunu ve yakın zamanda 100 bin dolara ulaşacağını düşünüyordu. Bakın bu biraz şeydir. Nasıl diyeyim size? Bu sezonda benzer olaylar olacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki herkes diyecek ki işte 1 milyon dolara kadar bu gidecek. Belki de gitmeyecek falan tarzında. İşte bu noktada yaklaşan şeyi görebilmek önemli. Bakın yaklaşan durumu görebilmek önemli. Geçtiğimiz sezon Bitcoin ve kripto paralar nasıl patladı? Olumsuz anlamda patladı. Yani ayı nasıl başladı ve BTC fiyatları düşüşe geçti? Hatırlıyor musunuz? Fed faiz artırmaya başladı. Çok agresifti. Şimdi adamlar bir hem anı anına artırıyor yani pariteyi bozuyorlar, doları güçlendiriyorlar. Hem de açıkça diyorlar ki devam edeceğiz. Bunu böyle devam ettireceğiz ki yakın zamana kadar devam ettirdiler. Bak hala Aralık'ta faiz artışı var mı diye konuşuyoruz. O yüzden bundan dolayı zaten piyasa yavaş yavaş başlayarak çöküşe doğru gitti. Ve aynı sebeple şu an yavaş yavaş başlayarak ralliye doğru gidecek ve aynı istikrarı sağlayacak. Yaklaşan şeyi analiz edebilmek önemlidir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.